Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ, donanımhaber.com olarak. Bugün dünyanın ilk akıllı diş fırçasının lansmanındayız, Türkiye lansmanındayız. Oral Be Genius. Yanımızda da aynı firmayı temsil eden ve aynı zamanda diş hekimi olan Merve Aksoy var kendisiyle. Ürünün detaylarından ziyade, ki onu zaten daha önceki videomuzda konuşmuştuk, diş sağlığı ve doğru diş fırçalama üzerine konuşacağız. Tabii bunları konuşurken neden örneğin motora sahip, elektrikle çalışan, akıllı fonksiyonları olan, Bluetooth'la kablosuz iletişim yapabilen bir ürünü ağzımıza sokmalıyız, neden ona diş fırçalamayız? Aslında bunların da cevaplarını arayacağız. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Merve Hanım merhaba. Merhabalar. Şimdi diş sağlığı konusunda maalesef çok farkındalığı yüksek bir toplum olduğumuz söylenemez. Hani sağımız solumuz kanasa, hemen hastaneye gidiği zaman bana bir şey oluyor mu der diye hani böyle bir arayışa gireriz ama dişimiz kanadığı zaman, diş etimiz kanadığı zaman aman ağzıma bir su tutayım, gargara yapayım, hemen geçsin. Ama aslında diş sağlığı, ağız sağlığı belki de hani vücut sağlığımızın temel noktalarından bir tanesi, temel dayanak noktalarından bir tanesi. Önce çok kısaca diş sağlığı neden önemli, bundan bahsedebilir miyiz? Diş sağlığı dediğiniz gibi temel genel sağlığımıza açılan ilk pencere. Hı. Aslında bütün her şeyin başladığı yerde oluyor. Ve açıkçası bizim aslında en challenge yaşadığımız organlarımızdan bir tanesi. Hı. Ağzımız. Çünkü içinde milyonlarca bakteri, içinde virüsler, mantarlar da yer alabiliyor. Sürekli besin alan, sürekli açık, sürekli atak halinde olan bir yer ve bunun temizlenmesi çok önemli. Eğer temizlenmezse, düzenli bir şekilde uzaklaştırılmazsa bu biyofilm içerisindeki bakterilerin, virüslerin genel olarak sistemik sağlığımızı da etkilediği kısımlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle mesela diyabet hastalarında 6. komplikasyon, kalp solunum yolları enfeksiyonları ile ilgili bir sürü ilişkisi çıktı. Düşük doğum ağırlığı, hamilelik döneminde özellikle de çok önemli. Genel doğacak bebeğin sağlığını bile etkileyebiliyor. Ya benim sağlık konusunda şahsen merakım olduğu alanlardan bir tanesi. Zaten anne babamın görevi gereği ben de hastane ortamında bayağı büyüdüm. Örneğin endokardit denen bir rahatsızlık var ki pek çok insanda aslında kalp kapağında çökme büyük ya da küçük var. Halk arasında üfürüm dediğimiz olay. Bunda mesela diş kanamasına bağlı olarak kalp üzerinde bir takım enfeksiyonların oluşması ve hayat kaybına kadar gidebilecek bir takım unsurlar söz konusu. Dolayısıyla hepimiz böyle kafamıza göre antibiyotik alıyoruz. Dişim şiştiği zaman doktora gitmeyeyim, antibiyotik alayım vesaire. Hep yanlış yönlendirme söz konusu. Kapıyı komşunun ziline basıp sen hangi ilacı aldın bana da ver, benim de dişim geçsin tarzında yanlış yöntemler yapıyoruz. Bunlar doğru değil. Şimdi peki o zaman 3 aşağı 5 yukarı diş sağlığının önemini anladık. Bizim için çok önemli. Mutlaka üzerine düşmemiz gerekiyor. Belki bir şey ekleyebilir miyim? Hatta şey dediniz ya, hani elimiz kanasa hemen doktora gidiyoruz. Aslında diş etimizde de el yüzeyimizdeki deriden bir tabaka eksik. Ve sonuçta hani elimiz kanadığında inanılmaz panik oluyoruz veya elimizin üstünde bir şey çıktığı zaman hemen bunu bir doktora götürme ihtiyacı hissediyoruz. Ama ağzımız olduğu zaman bunu nedense çok önemsemiyoruz. Aman geçer diyoruz, bir şey yapıyoruz. Hatta mutlaka gitmemiz gerekirken ya ben fırçalarken kanıyor deyip hasta fırçalamaktan da kaçınmaya başlıyor. Bu sefer hastalığı daha da ilerletiyor. Maalesef. Dolayısıyla aslında bu noktada gerçekten daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Tabii özen göstermenin temel prensibi ağız bakımına dikkat etmek. Bunu yaparken tabii ki dişlerimizi fırçalamak, düzenli fırçalamak, yeteri kadar fırçalamak ve doğru fırçalamak. Aslında 3 maddede bunu toparlayabilir. Birincisi düzenli fırçalama. Önce bunu nasıl düzenli hale getirebiliriz? Bu düzenli fırçalama aslında biz günde 2 defa 2 dakika fırçalanmasını istiyoruz. 3 değil yani. 3 değil. Çünkü diş yüzeyine yapışan bir tabaka var. Biyofilm tabakası diyoruz. Bu çok sımsıkı tutunuyor. Bunu siz hani kimyasal bir şekilde ortadan kaldırmak isterseniz genelde, çünkü hastalar şeyi sorar. Yok mu bir ilacı, süreyim de geçsin dedikleri bir şey vardır. Maalesef yok. Uygulayabilecek olsak hani normal dozda bir antibiyotin 1000 katını uygulamamız lazım ki onu yok edebilelim. Yok edemediğimiz için mekanik etkilerle, yani fırçalayarak ve doğru kimyasal ajanları kullanarak bu plağı daha uzaklaştırıyoruz ve daha sonra gün içinde daha zayıf bir şekilde, daha az zararlı bir şekilde oluşmasını takip ediyoruz. Ama bunu tekrar gece uzaklaştırıyoruz. Dolayısıyla mutlaka sabah, akşam da yatmadan önce fırçalamamız çok önemli. Peki ne kadar süreyle fırçalamalıyız? Aslında küçüklüğümden süre gelen babamın bana sürekli tavsiyesi 3 dakika boyunca, hatta vakti zamanında bana Casio'nun kronometreli saatini almış, yanımda tutardı, yani süreyi de tutardı. Ne kadar süre boyunca fırçalama eylemini gerçekleştirmemiz gerekiyor? Biz 2 dakikaya tavsiye ediyoruz ama 3 dakikada yapılabilir. Bunun için zaten şu an geliştirilmiş, şarj edilebilir diş fırçaları teknolojisinde bu derin temizleme modu olarak da geçiyor. Bu biraz hastanın ihtiyacına, beklentilerine göre yönelik de olabilir ama ideal ağız hijyeni için biz mutlaka 2 dakikayı fırçalıyoruz. Ha tabii bazı durumlar olabilir. Diş hekiminin özel yönlendirmesi, özel ihtiyaçlar olabilir. Diş eti çekilmesi
olan alan olabilir veya bir cerrahi işlem sonrası olabilir. Oraya yine diş hekimi yönlendirmesi söz konusu olacaktır ama normal rutinde 2 dakika 2 kere mutlaka fırçalanmasını tavsiye ediyoruz. Bunda da hani doğru bir tekniği uygulamak çok önemli. Dediğim gibi yapışkan bir tabaka. Mesela bizim halkımız genelde yatay fırçalıyor. Yani yapılan araştırmalarda dünyada %65 oranında insanların yatay hareketle fırçaladığını veya bir kısmının dairesel hareketlerle fırçaladığını söylüyor ya da bir kısmı da sadece yukarıdan aşağı süpürme hareketi yapıyor. Ki bu teknikler maalesef pilav uzaklaştırmak için doğru teknikler değil. Sizin bir titreşim hareketi vermeniz ve sonrasında süpürmeniz lazım ki o diş yüzeyine ve diş eti arasına girmiş yapıyı oradan uzaklaştırabilin. Dolayısıyla doğru bir kuvvetin uygulanması lazım. Eğer fazla bir kuvvet uygulanırsa o maalesef bir fırçalamadan ziyade diş eti çekilmesine veya dişleri aşındırmaya kadar gidebiliyor. Aslında yarardan ziyade zarar vermiş olabiliyoruz. Doğru sürenin bütün bölgelerde eşit olması lazım. Yani dişimizin tüm yüzeylerinin temizlenmesi lazım. Çünkü eğer temizlemezsek arayüzlerde özellikle çok fazla birikim oluyor. Bunlar da işte diş eti kanaması, çürük ve ilerleyen dönemlerde diş kaybına kadar gidebiliyor. Aslında bildiğiniz metodolojisi var yani. Bunu adım adım doğru yöntemleri uygulamak gerekiyor. Peki fırçalarken diş macunu seviyesi mesela yine önemli. Ben genelde bakıldığı zaman dikdörtgen formunda bir diş fırçası kullanıyorum ve A noktasına B noktasına kaydırma hareketleri sürerek şey yapıyorum ve ufak bir su döktükten sonra direkt ağzına köpürmesini daha kolaylaştırabilmek adına. Peki yani diş fırçalama eylemine nasıl başlamalıyız ve ne kadar diş macunu kullanmalıyız? Ardından elektronik tabii ki akıllı diş fırçalarının da bu süreci hızlandırma, kolaylaştırma ve daha iyi ağız sağlığı konusunda katkılarını zaten konuşuyoruz. Yani çocuklarda özellikle bezelye tanesi boyutunda biz söylüyoruz ama büyüklerde biraz daha fındık boyutuna gelebilir diş fırçası. Benim özel tercih ettiğim yöntem hani fırça macun tüpünü eğer tabii tek kişi kullanıyorsa onu macun tüpüyle fırçanın içine entegre edip bütün bölgede önce bir macunla beraber fırçayı gezdirip daha sonra bir bölgeden başlayarak yavaş yavaş diğer bölgelere doğru gidip ama tüm yani ön arka bütün yüzeyler olmak üzere ve çiğneyici yüzeyler olarak fırçalanması. Bu da zaten 2 dakikada tamamlanabiliyor. Peki. En son bir de dilin fırçalanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü dilin yapısı da çok pürtüklü ve orada da bir sürü mikroorganizma tutunabiliyor. Peki orada çok hani yaygın ve kolay uygulanabilmesi açısından diş macunu türü ve tipin önemi var mı? Ben şahsen itiraf edeyim. Üzerinden hani kutusunun üzerinde ekstra mineral vitamin yazdığı için ben çocukların kullandığı diş macununu kullanıyorum. Yani bu noktada işte 2 liradan 20 liraya kadar değişik diş macunları var. Yerlisi var, yabancısı var, işte bir sürü farklı markanın bir sürü iddiada bulunan diş macunu var. Benim kapı komşum diş doktoru. O da yılların diş doktoru. Muhtemelen babanız yaşında diye tahmin ediyorum. Onun dediği şey şu. Hiç dişini fırçalayamazsan bile suyla gargara yapsan da zaten işin %70'ini 80'ini halletmiş olursun diyordu. Hani burada nasıl bir süreç olmalı? Artık doğru bilinen yanlışlar. Doğru bilinen yanlışlar oluyor. Bugün biyofilm tabakası var. Maalesef suyla uzaklaştıramıyoruz. Hani gargara, mikrobiyal. Hani belki o asit dengesini sağlamak açısından hani yemekten sonra şekerli bir şey yediğiniz zaman asit dengesini sağlamak için söylemiş olabileceği bir şey olabilir ama hani biyofilm tabakası o plak dediğimiz yapıyı maalesef suyla uzaklaşmıyor. Dediğim gibi hani antibiyotik bile verseniz 1000 katı dozajda vermeniz lazım ki o yok olsun. Yok edemiyoruz. Yani uzaklaştırıp onu zayıflatabiliyoruz kimyasallarla. Bir de ben size şunun dikkatinizi çekmek isterim. Asitli gıda, içecek ve yiyecek tüketimi çok arttı. Hani 25-30 sene önce yoktu, bugün çok fazla var. Dolayısıyla hani kimyasal bir etki, asit atağına maruz kalıyoruz. Bunu bir de fiziksel bir kuvvetle desteklediğimiz zaman dişlerde aşınmalar başlıyor. Erozyon dediğimiz bir hastalıkla karşılaşıyoruz. İkincisi zaten çok yumuşak gıda yiyoruz. Artık eskisi kadar sert gıdalar yenmiyor. Ya da yenemiyor. Evet, dolayısıyla hani gerçekten çok ciddi bir atak altındayız. Onu da besleyen bir yaşam stilimiz var. Dolayısıyla hani birçok alanda koruma sağlayacak. Ben diş macunu tavsiye ederim. Bunun için mutlaka antibakteriyel özellik olacak. Hani hepsi bir arada dediğimiz tarzda birçok alanda etki sağlayabilecek. Bir de özellikle hani estetik kaygılar da bizim için önemli. Çay kahve tüketen de bir toplumuz. Bunların oluşmasını da engelleyecek. Bu 8 alanda koruma sağlayan diş macunları var. Ben şahsen günlük kullanım için onu tavsiye ederim. Kendim de onu kullanıyorum. Ama yine güzel beyazlatma ürünleri var. Beyazlatma macunları. Hani diş eti sağlığınız yerindeyse beyazlatma macunlarını da kullanabilirsiniz. Eğer beyazlık hani çay kahve lekelerini uzaklaştırmak istiyorsanız. Peki o zaman aslında bu videonun ana konularından birisine gelelim. Şu an elinizde bir diş fırçası var. Evet. Geleneksel, konvansiyonel olanlardan biraz daha farklı. Hı-hı.
hacim olarak da, fiziksel ölçü olarak da daha farklı, işlev olarak da daha farklı ve evet. vaat ettikleri anlamında da çok daha farklı bir evet. ürün. Piyasada bin bir çeşit diş fırçası var. Hı-hı. 7'den 70 herkesin kullanabileceği, alabileceği, erişebileceği. O kadar seçenek varken 3 liradan 5 liradan işte farklı fiyat segmentlerine kadar buna izleyicilerimiz neden gidip 600 lira 700 lira da işte fiyatı neyse vermeliler ya da onu verdikten sonra gerçekten de diş sağlığında gözle görülür bir gelişim hissedebilecekler mi? Bir diş doktoru olarak bunu değerlendirmeniz gerekirse. Kesinlikle. Normalde çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Biz 46 saniye yani Avrupa'da bile yapılan araştırmalarda bu gözüküyor. İnsanlar manuel diş fırçasıyla 46 saniye dişlerini fırçalıyor. Ve o hani genel bizim sistemik hastalığımızı bile etkileyen bakteri plağının yani biyofilm tabakasının maalesef %42'ye kadar uzaklaştırabiliyoruz. Şarj edilebilir fırçayla bunu %100'e yakın uzaklaştırabiliyoruz. Size dediğim gibi fırça fırçalamada hem teknik önemli hem uyguladığımız kuvvet hem süre hem doğru yerleri fırçalamamız da çok önemli. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben sağ elimi kullanan birisiyim. Sol tarafımı çok rahat fırçalayabiliyorum ama sağ tarafıma geçtiğim zaman manipülasyonun biraz manuel fırçada sıkıntı yaşayabiliyor. Zaten yapılan araştırmalarda hani hangi elinizi kullanıyorsanız o kullandığınız tarafta eksik bir bakım geliştirdiğinizi gösteriyor. Dolayısıyla bu fırça aslında o sorunu da çözüyor. Bütün pozisyon belirleyici özelliğiyle beraber yani hangi bölgeyi fırçaladığınız, eksik kalan bir bölge varsa sizi ona hatırlatıyor. Size aslında bir coaching yapıyor, koçluk da yapıyor. Hı. Bütün fırçalamanızı takip ediyor. Ben bir diş hekimi olarak mutlaka yani hasta baktığım yani bugün hasta bakıyor olsaydım mutlaka tedavimi bu fırçayı alarak başlatırdım. Çünkü diş hekiminde de teknoloji çok ilerledi. Tedavi yöntemlerimiz daha kolaylaştı ve inanın yani hastayı tedavi etmek, hastaya bir alışkanlık kazandırmaktan daha kolay. İşin zor kısmı biz ona o güzel sağlığı kazandırdıktan sonra hastanın bunu koruması. Maalesef yani hiçbir alışkanlığı değiştirmek kolay değil. Bunu bize bir sistem içinde sunan bu teknolojiyi ben sonuna kadar tavsiye ediyorum. Kendim de kullanıyorum zaten. Artı diş fırçalamayı eğlenceli bir hale de getiriyor. Yani hayatınızın bir parçası haline de getirebiliyor. Diş hekiminizle de daha interaktif olabiliyorsunuz. Çünkü diş hekiminiz size hatırlatmalarını da bunun üzerinden ekleyebiliyor. Artı dişinizi fırçalarken günlük hani aynadan programınızı takip edip, haberleri takip edip, istiyorsanız ağız sağlığınızla ilgili birkaç tips, faydalı bilgi de alabiliyorsunuz. Artı çok önemli bir husus. Bence çok yanlış fırçalama tekniği uygulanıyor. Çok aşırı kuvvet uygulanıyor. Bu fırçada aşırı bir kuvvet uyguladığınız zaman kırmızı bir ışık yanıyor. Hı hı. Ve size harekette de yavaşlama oluyor. Ve size yanlış bir kuvvet uyguluyorsun. Bunu yapmaman lazım diye bir hatırlatma sağlıyor. Orada da hani bizim en çok korktuğumuz aşırı kuvvet uygulanıp diş eti çekilmesinin de önüne geçiyor. Hem hastamıza iyi bir alışkanlık kazandırıyor. Hı hı. Hem hastamızın ağız hijyenini geliştiriyor. Ki size şöyle söyleyeyim. 46 saniyeden 2 dakika 28 saniye çıkıyor diş fırçalama süresi bu Genius'ın aplikasyonuyla beraber kullanılmasıyla. Hı hı. Bu da bizim için gerçekten inanılmaz bir şey. Ben hani açıkçası bir diş hekimi olarak gerçekten isminin hakkını veren bir diş hekiminin hayalini edebileceğinden de ötede bir buluş getirmiş. Çünkü benim için hani hastayı motive etsin, tamamlasın diyordum ben. Aklıma gelmezdi. Yani hastanın kaçırdığı bölgeleri de hastaya hatırlatacak bir cihazın olması. Çok detay ve titiz düşünen açısından şunu da sormak istiyorum. Bu aynı zamanda şimdi tabii bizim aklımızdaki genel düşünce şudur. Hı-hı. Ben bunu 600 lira verdim. İlk yatırım maliyetini acaba ne kadar sürede kompanse edebilirim diye bir bakış açısı da var. Mesela ben o işe şu açıdan bakmak istiyorum. Mesela bu diş fırçasıyla aynı zamanda diş macun tüketim alışkanlıklarımızda bir düzene girebilir mi? Çünkü ben bazen sıkıyorum boydan boya, bazen çok az koyuyorum. Bu o noktada da yardımcı oluyor mesela. Yani orada macundan ziyade şöyle söyleyeyim. Hani siz eğer plağı etkin bir şekilde uzaklaştıramıyorsanız demek ki ağzınızda bir takım problemler devam ediyor. Yani gideceksiniz daha komplike tedaviler yaptıracaksınız. Çürüğünüz ilerleyecek, kanal tedavisi olacak. Hı-hı. Hem zamanınızı kaybedeceksiniz, hem acılı işlemlerden geçeceksiniz, hem de bunun maddi bir boyutu olacak. Hı-hı. Halbuki bu tür fırçaları kullanıp, doğru diş macununu da kullanıp 6 ayda bir düzenli diş hekimine gittiğinizde hani buna yapacağınız tedavi yatırımından kat be kat daha iyi olacaktır. Ve sizin hani koruyup daha ileride yaşayacağınız önemli sorunların önüne geçecektir. Yani uzun dönemde çok etkili bir yatırım. Çünkü diğer türlü siz aynı fırçayı kullanmaya devam edersiniz ama diş etlerinize yarar sağlamak yerine diş etlerinizin çekilmesine neden olup özellikle 3 ayda bir değiştirmedikten sonra bunu zarar görüp
diş eti çekilmesi hem sağlık açısından hem de estetik açıdan çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Tabii teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin arkadaşlar, dişinizi kaybettikten sonra yerine koyacağınız şey de genelde orijinalin yerini tutmayacaktır. Orada da bir takım ilerlemeler var ama hiçbir zaman orijinali gibi olmayacak. Hatta şuna ekleyeyim, orada da implant dediğimiz bir sistem var ve implant aslında normal dişimizden daha saldırıya müsait oluyor. Çünkü onda bir tabak, yani dişin morfolojisine benzeyen bir yapı eksikliği söz konusu ve orada iltihap daha hızlı ilerliyor. Ve implant çok maliyetli. Implantı yaptırdıktan sonra iyi bakmazsanız zaten onun da 5 sene içerisinde komplikasyonları çıkmaya, implantın değişimine kadar ya da periimplantitis dediğimiz hastalıklara kadar tekrar operasyon gerektiren durumlara kadar ilerleyebiliyor. Yani bu geleceğiniz için zaten çok fütüristik bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Geleceğiniz için ve sağlığınız için yapmanız gereken bir yatırım. Son olarak şunu da söyleyelim. Hani ben bunu 600 lira verdim, bir daha dişli değişim olmaz diye de düşünmeyin arkadaşlar. Evet. Bir eğitim fonksiyonu var, sizi yönlendiriyor ama herhalde teorik olarak yılda bir kere diş muayenesine gitmek diş doktoruna öneririm. Tavsiye ediliyor. Ondan sonra zaten doktorunuz sizi takip edecektir. Çünkü gerçekten bazen farkına varamıyoruz ama bir çürük ilerlemeye başlıyor ve sonra o bir gece sizi ağrıyla uyandırıyor. O seviyeye gelmeden hem yani diş hekimi de artık bir korkulu rüya olmaktan çıkar. Rutin takiplerin yapıldığı bir şeye dönüşebilir. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Hani bugün günümüzde acaba ben size sorayım. Siz benden daha bilgilisinizdir. Türkiye'de akıllı telefon kullanım oranı nedir? Çok yüksek. Çok yüksek. Peki neden biz bunu teknolojiyi bu kadar seviyorsak bunu neden diş sağlığımız için yapmayalım? Şimdi bu soruya cevap verirsem onun sosyal kültürel o kadar çok derinliği var ki bizim bu videoyu 5 saat boyunca konuşmamız lazım. Çünkü akıllı telefonu bir tarafa bırakalım. Pek yani üstümüze başımıza harcadığınız paranın yarısını diş sağlığımız için harcamıyoruz. Dolayısıyla hani teknolojiyi orada suçlamak yerine belki genel toplumsal kalkınma bilincini nasıl arttırabiliriz? Belki bu taraflarda biraz çalışma yapmak lazım ama günün sonucunda teknolojinin artık ağız sağlığı açısından da bu derece son kullanıcıya dokunuyor olması bence önemli bir gelişme. Sonucunda bir yerden başlayıp çünkü yani hiçbir zaman geç değil. Her zaman bir yerden geri dönmek ve doğrusunu yapmak belli noktada kazanım sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta burada bir app'imizin özelliği de var. Hani kendinize yakın bir diş hekimi kliniği de bulabiliyorsunuz. Onun yine Google Maps'le orantılı olarak o bölgenizde aradığınız hemen sizi yakınınızdaki diş hekimine de yönlendirebiliyor. Bu da gerçekten önemli özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda arkadaşlar diş fırçalama eylemimize bağlı olarak bir takım puanlar da veriyor. Belki orta uzun vadede sosyal medya entegrasyonuyla annenize, babanıza, eşinize, dostunuza da diş fırçalama yarışına girebilirsiniz. Belki başka bir takım hizmet ve servisler de eklenir. Ama günün sonunda evet maliyeti kimlerine yüksek gelebilir. Herkesin satın alma gücü ve olaya bakışıyla ilgili bir durum ama teknolojinin artık diş fırçalarında da hayatımıza nüfus ediyor olması bence önemli. Merve Hanım çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar donanım.com olarak bugün dünyanın ilk akıllı diş fırçası Oral-B Genius'un lansmanındaydık. Hem ürünü konuştuk hem de diş sağlığına nasıl dikkat edebiliriz? Bunun hakkında önemli bilgileri bizzat doktor hanımdan almış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.